Herkese Endeks Akademi stüdyolarından kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Sıcaklar almış başını gidiyor. Bizim de enerjimiz arkadaşlar çekiliyor. Ama ona rağmen tam gaz videoları çekmeye devam ediyoruz. Bana şunu yazmışsınız. Demişsiniz ki hocam hep bu şekilde gülmeyi nasıl başarabiliyorsunuz? Biz gençlik olarak umudumuzu kaybettik tarzında ifadeler kullanmışsınız. Canlar, bakın bizler de arkadaşlar hayat mücadelesi, hayat koşturmacası. Yeri geliyor bakın üzüntü, keder, problemlerle boğuşmuyor muyuz zannediyorsunuz? Tabii ki boğuşuyoruz. Ama buraya girdiğimiz andan itibaren tüm dertlerimizi, kederlerimizi ve sıkıntılarımızı kapının arkasında bırakıyoruz. Hatta biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Modumuz çok düşük olduğunda etrafıyla birlikte arkadaşlar hareketli müzikler açıyoruz. Bazen böyle deli deli oynamalar yapıyoruz ve bu şekilde ne yapmaya çalışıyoruz? Motive olmaya çalışıyoruz. Hep söylediğim bir şey olacak. Kendinizi motive etmediğiniz sürece bir başkasının sizleri motive etmesini canlarım bekleyemezsiniz. Ve şunu unutmayın. Bugün KPSS'de atanıp gitmiş olsanız dahi bu arkadaşlar değişmeyecek. Hayatın derdi, çilesi, kederi hiçbir zaman bitmeyecek. Ve bakın şunu unutmayın. Aslında insanoğlu büyüdükçe mutsuzlaşıyor biliyor musunuz? Çünkü büyüdükçe sevdiklerimizin hastalıklarını görüyoruz. Büyüdükçe sevdiklerimizi canlar kaybediyoruz. Tüm bunlar yaşanırken aslında biz daha da mutlu olmuyoruz. Daha da giderek ne yapıyoruz? Mutsuzlaşıyoruz. Ne yazık ki hayat denilen yol bu. Ama işte bu yolda bir şeyleri çekilir kılabilmek için mesela benim çok sıkça yaptığım kendimi deliliğe vurmak. Ya da işte çok arkadaşlar müziği çok severim, şarkı söylemeyi çok severim. Tabii ses olmasa da. Bunları canlar yapabilmeyi başarabilmek. Çünkü zaten bu zaman da böyle olacak, bundan 2 sene sonra da böyle olacak, 3 sene sonra da böyle olacak. Önemli olan hayata nasıl baktığınızdır. Dolu olan yerlerle bakarsanız mutluluk sizindir. Ama hayatınızın hep bakın eksik olan yönlerine bakarak, sürekli yerimizde hayıflanarak ve şikayetlenerek hayata devam etmeye çalışırsak, işte o zaman mutsuzluk ve karamsarlık hiçbir zaman hayatınızdan eksik olmayacak. Bir şey daha söyleyeyim, ondan sonra derse geçeceğim. 4,5 yaşında bir kızım var ve 2019 yılında anne oldum. Bence Allah'ın, Rabbimin arkadaşlar kadını mükafatlandırdığı şeydir annelik. Annelik duygusu çok farklı bir şey. Yaşamayanlarınız varsa inşallah Rabbim de bir gün sizlere arkadaşlar bunu nasip eder. Şimdi bakıyorum kızım, herkesin mesela anne babaların hep çocukları için dilekleri ya da talepleri mesela nedir? Avukat olsun, doktor olsun, mühendis olsun, şu olsun, bu olsun falan filan. Ben şöyle dönüp baktığımda kızım için bir gelecek planı yapamıyorum. Ne diyorum biliyor musunuz? Benim kızım ne olursa olsun mutlu olsun. O yüzden sizin söylemiş olduğunuz bu ifadeler, inanın çok samimiyetle söylüyorum, İçimde bazen çok büyük bir burukluk, uhde yaratıyor. Ve kendi yaşam tecrübelerim, kendi yaşam arkadaşlar, geçmişime dayalı olarak sizleri bir şekilde yönlendirmeye ve bu yolda yoldaşlık yapmaya çalışıyorum. Ama çok açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Kızım bugün gelip desek anne ben dansöz olmak istiyorum. Yani çok gönlüm istemez dansöz olmasını ama yeter ki derim ki seveceğin mesleği yap. Bu hayatta nasıl mutlu olmak istiyorsan bu hayatı öyle yaşa derim. Çünkü benim için arkadaşlar evladımın mutluluğu, benim için sizlerin arkadaşlar mutluluğu. Çünkü aranızda birçoğunuz benden yaşça çok çok küçüksünüz. Benim için arkadaşlar evlat gibisiniz. O yüzden lütfen pes etmeyin. Hayata dair umutlarınızı hep diri tutmaya çalışın. Ne kadar zorluklarla karşılaşırsanız karşılaşın, yaşam sizi arkadaşlar ne kadar yorarsa yorsun, lütfen o hayatın içerisinde feyz almaya ve yaşanabilir kılına, bazı şeyleri yaşanabilir kılan birçok şeyi arkadaşlar kıymetini bilin ve şükredin, olur mu? Şu anda bugüne sağlıkla bile arkadaşlar uyanabildiysek bence şükredecek çok şeyimiz var. Bunu pollyanacılık olarak adlandırmayın, olur mu? Bakın bu sizin psikolojinizi sağlam tutmanızı yarayacak en önemli etkenlerden bir tanesi olacaktır. Dolayısıyla Zeynep hocanız her zaman aslında mutlu değil. Zeynep hocanız sadece mutlu olmaya arkadaşlar çalışan ve de çalışmaya arkadaşlar çalışan hocalarınızdan bir tanesi. Yoksa canlar hayatın derdi, kederi arkadaşlar bitmez. Bir önceki videolarda size şey demiştim, hatırlıyor musunuz? Akıllı olup bu dünyanın arkadaşlar kahrını çekeceğime deli olayım, siz de dahil herkes arkadaşlar benim kahrımı çeksin. Benim kafa bu. O yüzden deli olun, bak deli olduğunuzda ne olur biliyor musunuz? Anne babalarınız der ki ya bizim kız, bizim oğlan bunalıma girmiş, dokunmayalım. Deli olduğunda ne olur biliyor musun? Patronun sana bir söz söylemeye arkadaşlar cesaret edemez. Deli olduğunda ne olur biliyor musun? İş arkadaşların der ki bu manyağın önde gideni, şimdi biz buna bir şey söylersek 40 tane laf işitiriz der. Bak kimse sana bir şey diyemez.
Deli olduğunda ne olur biliyor musun? Sigortan zamanında yatar. Maaşını arkadaşlar zamanında alırsın. Bak ben hep diyorum ben böyle değildim canlar. Sonradan oldum. Toplum beni bu hale getirdi. İlk mesleğe başladığımda topuklu ayakkabılarım ve minnoş minnoş arkadaşlar. Böyle koridorlarda derse giderdim. Sonra ne oldu? Bu sektörün içerisine düştüm. Erkeklerin içerisinde takıla takıla erkek var oldum. Haklarım yenilmesin diye arkadaşlar cabbar oldum. E şimdi bunu ben mi istedim? Ben de burada tahtada ders anlatırken saçım hafif şöyle arkadaşlar silkileyerek ders anlatmayı çok isterdim. Ama buna toplum izin vermedi. O yüzden bakın akıl olup bu dünyanın kahrını çekeceğinize biraz kendinizi deliliğe vurun. Yaşam enerjinizi sağlam tutmaya çalışın ve en önemlisi ne biliyor musunuz? İnsanların ne söylediğini asla ve asla umursamayın. Çünkü sizi eleştiren, sizi yargılayan insanların bunu yapabilmesi için senden çok daha ahlaklı, senden çok daha erdemli, senden çok daha namuslu olması lazım. Bu hayatınızda bu tarzı sıfatlara sahip olmayan insanların sizin hakkında ne sizin hakkınızda ne söylediklerine de lütfen takılmayın. Olur mu? Ben bunu öğrendim. O yüzden umurumda değil. İster çatlak desinler, ister deli desinler, ister arkadaşlar ne derse desinler. Çünkü ben tek bir kişiye hesap veririm. O da arkadaşlar Yaradan'a diyorum. Siz de bence bu akılla, bu mantıkla arkadaşlar yol aldığınız sürece bunu bir değil hayatınıza bir prensip olarak koyduğunuz takdirde daha mutlu olacağınız düşüncesi içerisindeyim. Sizleri mutsuz görmek istemiyorum. Çok zor. Bak bunu kabul ediyorum. Çok zor. Var olma çabanız, üniversiteden mezun olduktan sonra mesleği yapamamış olmanız, meslek için sürekli çırpınıyor olmanız, ekonomik durumlarınız, toplumda var olma arkadaşlar çabanız, ailelerinize kabul görme çabanız, bunların her birini yaşarken bir de KPSS denilen bu sınavın, bazen lanet okuyorum KPSS'ye, bu sınavla mücadele vermiş olmanız çok zor, bunu biliyorum. Ama inanın ben de buraya arkadaşlar düşündüğünüz kadar kolay gelmedim. Mücadelelerle ve zorluklarla çok çalışarak geldim. Çok çalışın, sabredin ve şükredin. Üçünü gerçekleştirdiğiniz takdirde yaşam size istediklerinizin hepsini verecektir. Başkalarının arkadaşlar yapmış oldukları o başarı grafikleri var ya onlara dışarıdan bakmayın. Hep başkası başarabilir, başkası yapabilir demeyin. Kendim de yapabilirim, ben de başarabilirim deyin. Siz hep başarıları başkasına başarısızlıkları ve kötü sıfatları hep kendinize yakıştırıyorsunuz. Bunu yapmayın canlar gözünüzü seveyim. Artık kendinizi sevin. Kendi eksikliklerinizi kabul edin. Bu eksiklikler içerisinde bir yaşam mücadelesi verin diyorum. Lafı çok uzatmayacağım. Gelen mesajlar doğrultusunda bunlar arkadaşlar söyledik. Ama şunu da söyleyeyim. Gerçekten üzülüyorum. Zaman zaman arkadaşlar çok böyle kafaya taktığım zamanlar da oluyor sizin sözcüklerinizden. Ve her seferinde şunu söylüyorum. Ne yapabilirim? Daha fazla ne yapabilirim? O yüzden sürekli sosyal medya hesaplarım üzerinde motivasyonla ilgili sürekli neler yapıyorum canlar? Çalışmalar yapıyorum. Ama bunu yaparken sizi eğlemek için bunu yapmıyorum. Bunu bilin. Ne yaşadıysam, tecrübelerim bana neyi gösterdiyse, ne hissediyorsam, ne arkadaşlar deneyimlediysem bunları sadece size aktarmaya çalışıyorum. Yani benim amacım size eylemek değil, olanı yansıtabilmek. Çünkü 20 yaşında bir kafayla 40 yaşındaki bir kafa aynı olmuyor. Şu anda 40 yaşına arkadaşlar yaklaştım ben. 20 yaşındaki ya da 25 yaşındaki kafamla şu andaki kafam arasında dünya kadar fark var. Keşke bu kafayla o yılları bir daha yaşayabilseydim. Yapmış olduğum hataları keşke bir daha arkadaşlar yapmasaydım demiyor da değilim. Şimdi açılışı yaptık. O zaman ha deli. Bak vallahi bak ciddi söylüyorum canlar. Bırakın ne diyorlarsa sizinle ilgili ne diyorlarsa desinler. Ben ders anlatırken bile hocam döveceksiniz gibi anlatıyorsunuz. İşte hocam işte böyle hani beni böyle nasıl anlatayım size? Böyle cabbar ve böyle şey zannediyorlar ya bu da benim umurumda değil bak açık söyleyeyim size. Yani aslında öyle değilsin. Sadece o şekilde takınarak bu hayatın zorluklarıyla mücadele etmeyi öğrendiğim için böyleyim. Çünkü başka türlü canlar bu hayat gerçekten geçmiyor. Şimdi canlarım, kuramlarla yolumuza devam ediyoruz. Çok az bir yolumuz kaldı. Bugün bu videoda sizlerle birlikte neyi göreceğiz? Basamaklı öğretimi göreceğiz. Basamaklı öğretim önemli. ÖSYM'nin sevmiş olduğu yerler arkadaşlar arasındadır diyoruz. Şunu söylüyoruz. Hocam önce PG sonra ÖYT demiştiniz daha önce diyenler var. Canlar, şu anda ÖYT ile başladım sonra PG'ye geçeceğim. Ama
ÖYT'de PG ile ilişkisi olan yerleri zaten size veriyorum. Eskiden bunu söylediğimde PG anlatıp ÖYT'ye geçtiğim için ÖYT'de PG ilişkisi olan yerleri anlatmıyordum, biliyorsunuz diyordum. Ama şimdi bilmediğinizi varsayarak o yerlere ne yapıyorum? Parmak basıyorum. Canlar, şunu söylüyoruz. Basamaklı öğretimde kim var? Nanney var. Nanney diyor ki öğrenmeler 3, bakın basamakta, 5 aşamada meydana gelir. Her bir basamakta ve her bir aşamada Bloom'un taksonomisine göre biz çocuklara ilgileri, yetenekleri doğrultusunda ve bireysel farklılıkları doğrultusunda farklı görevler veririz diyor. O zaman burada bir durdum. Ben çocukların bireysel farklılıklarını o zaman burada dikkate alıyorsam, o zaman basamaklı öğretim çağdaş yaklaşımın aslında içerisinde yer alır. Ben o yüzden size bir tablo vermiştim. Tabloda basamaklı öğretimi neyin altına yazmıştım? Yapılandırmacının altına yazmıştım. Bilmem hatırlar mısınız? Gel bir özetleyelim ve açıklamaya başlayalım. Ne dedik basamaklı öğretimde? Öğrenmeler 3 basamakta ve 5 aşamada meydana gelir dedik. Sonra dedik ki her basamakta ya da her aşamada Bloom'un taksonomisine göre çocuklara farklı görevler, başka bir ifadeyle farklı etkinlikler ne yapılır dedik, verilir dedik. Şimdi beni dikkatle dinliyorsunuz. PG'yi görmediğini varsayarak burada bir açıklama yapıyorum. Bana Bloom'un taksonomisi derse, Bloom'un taksonomisi içerisinde bizim bilişsel hedeflerimiz var. Bizim duyusal hedeflerimiz var ve bizim psikomotor arkadaşlar nelerimiz var? Hedeflerimiz var. Biz basamaklı öğretimde Bloom'un arkadaşlar taksonomisinin bilişsel hedef neyini alıyoruz? Boyutunu alıyoruz. Bu bilişsel hedefler bilme, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve neden ibaret oluyor? Değerlendirmeden ibaret oluyor. Hiç bilmeyen öğretmen arkadaşlarım sakın panik yapmayın. Program geliştirmede bunu detaylı olarak anlatacağım size. Ezber öğrenme varsa bilmedir. Anlamlı öğrenme varsa kavramadır. Bilme ve kavrama düzeyindeki hedefleri çocuk eğer kazanıyorsa burada temel bilgileri elde etmiş midir? Evet. Yani bakın mesela fotosentez nedir? Fotosentezi kendine göre açıkla, fotosenteze örnek ver gibi arkadaşlar altyapıda olması gereken temel bilgi ve becerilerin kazandığı aşama bilme ve kavramadır. Ama uygulamada bakın bu kavramı artık biliyorsunuz transfer etme vardır. O zaman öğrenilen bir bilgiyi farklı durumlarda ne yapma var? Kullanma var. Analizde ayrıştırma, analizde çözümleme vardır. Mesela cümleyi öğelerine ayırma. Sen yüklemi buluyorsun. Yüklemi bulduktan sonra canlar sorular sorarak belirtili nesneyi, zarf tümlecini, özneyi buluyorsun. O zaman sen var olan bir cümleyi ayrıştırdın mı, çözümledin mi? Evet. O zaman ayrıştırma gibi ifadeler bizi nereye götürür? Analize. Yeni bir şey ortaya koyuyorsan, burada sentez vardır. Bana Atatürk'le ilgili bir kompozisyon yazın dediğimde, herkesin Atatürk'le ilgili yazmış olduğu kompozisyon kendine özgü olacağı için burada sentez vardır diyeceksin. Ama değerlendirmeye baktığımızda eleştirel düşünmeyi anlatırken bahsetmiştim, bilmem hatırlar mısınız? Bir ölçüt varsa ve bu ölçüte dayalı olarak çocuk yargılama yapıyorsa, karara varıyorsa bu da neydi? Değerlendirmeydi. E şimdi o zaman ben bakın basamaklı öğretimde 3 basamakta ve 5 aşamada oluşur ifadesini kullandıysam her aşamada ya da basamakta şu bilişsel hedeflere özgü ne vereceğim? Görevler ya da arkadaşlar etkinlikler vereceğim. Şimdi o zaman şunu yapalım mı? Öğrenmeler 3 basamakta ve 5 aşamada meydana geliyor diyorsa öğrenmelerin 3 basamakta meydana geliş şekline bakalım. Bir de öğrenmelerin 5 aşamada meydana geliş şekline bakalım. Etrap ayaklarımı çekmiyor değil mi? Ayaklarımda arkadaşlar bu sıcakta terlik var, o yüzden çekmesin. Ayıp. Çok ayıp.
Şimdi yani o yüzden siz sadece arkadaşlar bizim istediğimizi görüyorsunuz. Bir de bunun görünmeyen arkadaşlar yanı var. Şunu söyle, dost arkadaşlar başa, düşman ayağa bakar. O yüzden siz ayaklarıma bakmayın. Tamam mı? Siz benim her zaman dostum olun. Tamam mı canlar? Siz benim her zaman destekçim olun. Bu yolu birlikte atlatacağız, birlikte yürüyeceğiz. Öğrenmeler 3 basamakta meydana geliyorsa bakın. Bir üçgen çizdim. Üçgeni 3'e canlar ne yaptım? Böldüm. Şimdi hedefler neydi? Hedefler bilme, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirmeydi. Peki hedefleri neden aşağıdan yukarıya doğru sıraladım? Çünkü en alttan en üste doğru sıralama bu şekildedir. Bilmeden değerlendirmeye doğru gidildikçe canlar daha üst düzeyde bir seviye ne yaparsın? Çıkarsın. İlk yapacağın şey hedefleri aşağıdan yukarıya doğru sıralamak. Sonra Ankara'nın telefon kodu 312'dir. 312'yi yaz. Her birinin arasına bir virgülü koy. Hedefleri aşağıdan yukarıya doğru yazdım. 312'nin arasına virgül koydum ve 3 ile başlıyorum. Bak 3 tanesini al diyor. Yukarıdan aşağı bu sefer yapacağım. O zaman yukarıdan aşağı doğru 3 tanesini aldım. Sonra bana diyor ki bir tanesini al. Al, bir tanesini de aldım. Sonra bana diyor ki 2 tanesini al diyor. O zaman ben 2 tanesini de aldım mı? Aldım. Bakın bir daha söylüyorum. Hedefleri aşağıdan yukarıya doğru sıraladık. Daha alt düzeyden daha üst düzeye doğru. 312 deyip aralarına virgül koyduk. Sonra yukarıdan başlayarak 3 tanesini aldım, 1 tanesini aldım ve ne yaptım? 2 tanesini aldım. Şimdi burada duruyorum. A sınıf beyaz eşya mı daha kalitelidir, B sınıf mı? Tabii ki A sınıf, değil mi? O zaman ben bir besin piramidi gibi bir piramit çizdiysem burada. En üste en üst basamak olacak, A sınıf beyaz eşya olacak. Sonra B basamağı, sonra canlar ne olacak? C basamağı olacak. Öğrenmeler 3 basamakta meydana gelir dedik ya. O zaman bu basamaklar A basamağı, B basamağı ve ne olacaktır? C basamağı olacaktır. Peki biz her bir basamakta Bloom'un taksonomisine göre çocuklara farklı görev ya da farklı etkinlikler verecektik. Peki hangi basamakta Bloom'un hangi hedef olanına ilişkin bizler görev ya da etkinlik vereceğiz? Şimdi dikkatle dinliyorsun. 3 aldık, 1 aldık, 2 aldık. O zaman en üst A basamağı olacak. Ortası B basamağı olacak. En alt ise ne olacak? C basamağı olacak. Benim C basamağımda o zaman bilme ve kavrama düzeyindeki hedefler kazandırılacak. O zaman B basamağında uygulama düzeyinde çocuklara görevler vereceğiz. A basamağında ise analiz, sentez, kısaltıyorum, ve değerlendirme düzeyinde o zaman çocuklara ne vereceğiz canlar? Görevler vereceğiz. Şimdi beni yine dikkatle dinliyorsun. Bak kafanızı karıştırmayacak şekilde anlatacağım, dikkatle dinleyin. C basamağında çocuklara ne vereceğiz? Bilme ve kavrama düzeyinde görevler vereceğiz. Buraya geldim. Bakın ben A1, A2, A3 ve A4 dediğim çocuklara bilme ve kavrama düzeyinde ne veriyorum canlar? Görevler veriyorum. Mesela fotosentezin tanımını söyler. Fotosentezin tanımını açıklar. Fotosentezle ilgili örnek verir gibi bilme ve kavrama düzeyini kapsayacak şekilde çocuklara ne verdim? Görevler verdim. O zaman ben C basamağında çocuğa 4 tane görev verdim. Çocuklar bu görevlerin bakın düzeyinin hepsi nedir canlar? Bu görevlerin hepsinin düzeyi bilme ve kavrama düzeyinde. B basamağında çocuklara A5 ve A6'ya ilişkin görevler veriyorum. Ama bir bakıyorum ki bu görevler neyle ilgili canlar? Uygulama basamağı ile ilgili. Yani problem çözme uygulamadır. Bakın o zaman ben problem çözme ile ilgili bilgiyi farklı durumlara transfer edecekleri uygulama basamağına uygun 2 tane ne yaptım canlar? Görev belirledim. Adana basamağına gelecek olursak, Adana basamağında A7, A8 ve A9 dediğim 3 tane görev verdim.
Bu görevlerden biri analiz, bu görevlerden biri sentez, bu görevlerden biri de canlar ne olacak? Değerlendirme basamağı olacak. Yani birinde kavram haritası oluşturuyorum, diğerinde canlar kompozisyon yazmasını istiyorum, diğerinde de bir ölçüde dayalı olarak yargılama yapmasını istiyorum. Buna dair görevler verdim. Peki görevleri belirledim mi? Belirledim. Çocuk C basamağından en alt seviyede başlıyor. Neden? Çünkü C basamağından A basamağına doğru gidildikçe basitten karmaşağa gidecek. Neden basitten karmaşağa gidecek? Çünkü en alt zihinsel beceri gerektirenden en üst zihinsel beceri gerektirene doğru çocuğun ilerlemesini istiyoruz. O zaman basamaklı öğretimin C basamağı bilme ve kavramaysa, A basamağı analiz, sentez ve değerlendirme ise, daha basit, daha alt düzeyde bir zihinsel beceriden daha üst düzeyde bir zihinsel beceri gerektiren görevlere doğru gideceğim. Dolayısıyla çocuk öncelikle arkadaşlar ne yapıyor? C basamağından başlıyor. Şimdi C basamağında 4 tane görev verdim mi çocuğa? Verdim. Şimdi dikkatle dinliyorsunuz. Bu 4 görevden hangisini seçeceğine kim karar veriyor? Çocuk karar veriyor. Çocuk A1 arkadaşlar görevini seçti. Bu görevini çocuk seçtikten sonra bu görevi yerine getiriyor. Yerine getirdikten hemen sonra bir üst basamağa çıkıyor. Burada durdum. Görevi çocuk kendi rızasına dayalı olarak seçiyor. Görevleri ben belirliyorum. Çocuk benim belirlemiş olduğum görevlerden istediğimden bir tanesini seçiyor. Seçtikten sonra görevi yerine getirip bir üst basamağa geçiyor. Peki o zaman benim şunu sormam lazım. Görevi yerine eğer getiremezse bir üst basamağa çıkabiliyor mu canlarım? Hayır. Görevi yerine getirmeden asla ve asla bir üst basamağa çıkış yok. O yüzden görevi yerine getirmek zorunda. Görevi yerine getirdikten sonra bir üst basamağa çıktı. Bir üst basamakta A5 denilen görevi bakın seçti. Bu görev problem çözmeydi. Bu görevi de yerine getiriyor. Yani problemi çözüyor. Problemi arkadaşlar bakın öğrenci şunu seçti ve bunu seçip canlar bunu ne yaptı? Yerine getirdi. Bakıyorum yerine getirmiş mi? Getirmiş. O zaman bir üst basamağa artık çocuk çıkabilir mi? Tabii ki evet. Çocuk bir üst basamağa çıktı. Bir üst basamakta A7'yi seçti ve bakıyorum ki bunu ne yapıyor? Yerine getiriyor. A7'de ne vardı? Analiz düzeyinde görevler vardı. Ne vermiştim analiz düzeyinde? Kavram haritası oluşturma vermiştim. O zaman A7'yi seçti. Bu görevi de yerine getirerek öğreniyorsa biz buna canlar ne diyeceğiz? Basamaklı öğretim diyeceğiz. O zaman bir şey dikkat ettiniz mi? Çocuk basamak basamak öğrendi. Çocuk nasıl öğrendi? Adım adım arkadaşlar öğrendi. Her bir basamakta bir görev seçti. Bu görevi yerine getirdi ve bir üst basamağa çıktı. Şimdi burada bekliyoruz. Akademik kaynaklar bize şunu söyler der ki en çok görevin verildiği basamak der C basamağıdır der. Ve C basamağında çocuğun 65 ya da 70 puanlık görevleri yerine getirmesini isteriz dedi. O zaman çocuklar burada birden fazla görevi ve etkinliği yerine getirerek ne yapıyor aslında? 65 puan arkadaşlar ya da 70 puanı topluyor. Bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir çocuğun bilme düzeyinde bir görevi yerine getirmesiyle çocuğun değerlendirme düzeyindeki görevi yerine getirmesi aynı şeyler değildir. O yüzden şuraya bir notumu alayım. Basamaklı öğretimde görevlerin düzeyine göre puan verilir. Yani çocuğun bilme düzeyinde bir görevi yerine getirmesiyle değerlendirme düzeyindeki bir görevi yerine getirmesi aynı şey değildir. Değerlendirme düzeyindeki göreve biz daha fazla puan veririz. Şimdi burada bilme ve kavrama var mıydı? Vardı. Akademik kaynak diyor ki en çok görev ve etkinliklerin verildiği basamaktır burası diyor. Ve çocuğun burada toplamda 65 ya da 70 puan toplamasını bekleriz diyor. O zaman çocuk burada 65 ya da 75 puan toplamasını bekliyorsak çocuk burada birden fazla görev ya da etkinliği ne yapacak? Yerine getirecek. Sonra bir üst basamağa çıkıyor. Diyor ki uygulama düzeyi. Uygulama düzeyinde arkadaşlar genellikle bu basamakta 15 puan toplamasını bekleriz. A basamağından da 15 puan toplamasını bekleriz.
Bu nedenle bakın toplayacağı toplam puanı bahsediyoruz canlar. Her bir görev ya da etkinliğe verilen puandan bahsetmiyorum. O yüzden mesela öğretmen bilme ve kavramaya 2 puan veriyor. Kavrama düzeyindeki etkinliklere 3 puan veriyor. Uygulama düzeyindeki etkinliklere 5 puan veriyor. Analiz düzeyindeki etkinliklere 6, senteze 7, değerlendirmeye ise ne veriyor canlar? Ben şu anda kendi kafama göre salladım. 8 puan veriyor. O zaman çocuk A1 basamağını yerine getirdi mi? Getirdi. Kaç puan aldı? 2 puan aldı. Peki B basamağında bunu seçti. Bu kaç puandı? 5 puandı. 2 daha 7 puan etti. Peki A basamağında hangisini seçti? Analizi seçti. Kaç puandı? 6 puandı. O zaman çocuk burada toplamda kaç puan almış oldu? 13 puan almış oldu. Mantığımız bu. Ama akademik kaynak diyor ki genellikle C basamağından 65 ya da 70 puan toplaması çocuğun beklenilir. B basamağında 15 puan, A basamağında da toplamda 15 puan toplaması istenilir diyor. Ama canlar bakın sen buna uymak zorunda değilsin. Her bir basamakta verildiğin bir göreve bir puan ver. Çocuk hangi görevi seçtiyse, hangi görevi yerine getirdiyse o puanları topla ve sürecin sonucunda çocuğun aldığı puanı ne yap diyoruz? Belirle diyoruz. Anlaştık mı? Bunu da ne yapıyoruz canlar? Cebimize koyuyoruz. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Bir çıkmış sınav sorumuz bize şunu söyledi. Dedi ki öğretmen dersi basamaklı öğretime göre işleyecek. Buna göre de bir ders planı hazırlıyor. 3 tane öncül vardı. Hangisi yanlıştır dedi. Birinci öncül şunu söylüyordu. Diyordu ki öğrenciler sırasıyla A, B, C basamaklarından görevler seçer dedi. E şimdi bakıyorum sırasıyla A, B, C basamaklarından görev seçmiyor ki. Tam tersi C, B, A basamaklarından görev seçecek. O zaman bu yanlıştı. İkinci öncül şunu söylüyordu. Diyordu ki C'den A'ya doğru gidildikçe verilen görevler zihinsel açıdan zorlaşır dedi. C'den A'ya doğru gittikçe bilmeden değerlendirmeye doğru gitmiyor muyum? O zaman bilmeden değerlendirmeye doğru gidiyorsam zihinsel açıdan, bilişsel açıdan giderek ne yapmış oluyorum? Zorlaşan görevler vermiş oluyorum. O zaman bu ifade doğruydu, cebime koydum. Üçüncü öncül de bize şunu söyledi. Dedi ki ön parçada çocukların ön bilgi eksikliği olduğunu söylemişti. Üçüncü öncülde de dedi ki çocuklar C basamağından başlamak zorundadır dedi. E şimdi soruyorum sana. Senin ön bilgi eksikliğin varsa konuya ilişkin bilgi eksikliğin var. O zaman sen en başlangıçta temel bilgi ve beceriler kazanmak zorundasın. Yani sen bilme ve kavrama düzeyinde başlamak zorundasın. O zaman ben şuraya bir not düşeyim. Çocukların ön bilgi eksikliği varsa C basamağından başlanılmalıdır. Çok da güzel arkadaşlar. Bir soruyla ne yaptı ÖSYM? Bizi karşı karşıya bıraktı. ÖSYM'nin sormuş olduğu diğer sorulardan bir tanesi de şuydu. Öğretmen basamaklı öğretime yer veriyor. Bilmem ne dersinde, bilmem ne konusunu işlerken. Buna göre aşağıdakilerden hangisine yer verirse daha üst düzeyde bir görevin gerçekleştiği görülür diyor. Ya da basamaklı öğretim tamamlanmıştır diyor. Canlar bu aslında basamaklı öğretim sorusu değil ki. Bu Bloom'un taksonomisi sorusu. Sen seçeneklere bakacaktın. Seçeneklerde verilen görevler bilme mi, kavrama mı, uygulama mı, analiz mi, sentez mi, değerlendirme mi olup olmadığını bulacaktın. En üst düzeyde bunlardan hangisi arkadaşlar en üst düzeyde verilmişse onu işaretleyip geçecektin. Al sana Bloom'un taksonomisi sorusu. İkinci soru tarzı ÖSYM'nin. Bir de üçüncü tarzı şöyle geldi basamaklı öğretimle. İşte çocuk bir basamaktan görev seçmiş, yerine getirmiş, üst basamağa çıkmış. Oradan bir görevi arkadaşlar seçmiş, yerine getirmiş. Tarzında benim size anlatmış olduğum basamaklı öğretimin ana mantığını özetleyen bir parçayla karşılaştınız. Bu nedir diye sordu. Bu yine bizi nereye götürecekti? Basamaklı öğretime götürecekti. Bakın şurayı sakın arkadaşlar karıştırmayın. Biz bu ben yazmış olduklarım olması gereken, literatür diyor ki olması gereken. Ama sen bunu yapmayıp her bir basamaktan var olan düzeye göre çocuklara bir puan verip o hangi etkinliği yerine getirdiyse, hangi görevi yerine getirdiyse o puanları toplayarak da basamaklı öğretim sonrasında alacağı puanı ne yapabilirsin? Belirleyebilirsin. Peki
Öğrenmeler 3 basamakta meydana gelir dedik. Aha da burası. Şimdi gelelim öğrenmelerin 5 basamağa geçmesine. Şimdi biri 3, diğeri 5 ise 2 basamak farkı var değil mi? O zaman ben olduğu gibi 3 basamağı getirdim. Buraya yapıştırdım. Şurası A'ydı. Şurası B'ydi. Burası C'ydi. Kopyala getir buraya yapıştır. Şurada ne vardı? Bilme, kavrama. Burada ne vardı? Uygulama. Burada ne vardı? Analiz, sentez ve değerlendirme vardı. Bak, 3 basamağı getirdim. 2 basamak farkı var. Bunun altına birinci aşama, hazırlık aşaması diyorum. Bunun sonuna da 5. aşama, değerlendirme aşaması diyorum. Bitti. Al sana 5 aşamada oluş şekli. 3'ü getirdim. Altına hazırlık aşaması koydum. Üstüne de değerlendirme aşamasını koydum. O zaman ben şöyle söyleyebilirim. 1. aşama hazırlık aşamasıdır. 2. aşama bilme ve kavrama aşamasıdır. 3. aşama uygulama aşamasıdır. 4. aşama analiz, sentez, değerlendirme aşamasıdır. 5. aşamada nedir? Değerlendirme aşamasıdır. Tamam mı? Bak 3'ü getir aşağı, hazırlık yukarıya, değerlendirmeyi koy ve bitti. Şimdi gel bir açıklamaya girelim. Canlar, 1. aşama hazırlık aşamasıdır diyoruz ya. Burada kim var? Burada öğretmen var. Öğretmen burada ne yapıyor? Hazırlık yapıyor. Peki niçin hazırlık yapıyor? Burada öğretmen hangi göreve kaç puan verilecek? Bunun için ne yapıyor? Hazırlık yapıyor. O zaman ben basamaklarda çocuklara görevler veriyordum ya. Bu görevleri kim hazırlayacak? Öğretmen hazırlayacak. O zaman öğretmen A basamağında, B basamağında, C basamağında hangi görevlere yer vereceğiz? Ve bu görevlerin puanı kaç olacak? Burada ne yapıyor? Bunun hazırlığını yapıyor. Bunu yaptıktan sonra C basamağında 2. aşamada bilme ve kavrama düzeyindeki hedefler yine 3 basamaklı aynı mantık. B basamağında uygulama düzeyinde görevler veriyoruz çocuklara. 4. aşamada arkadaşlar değerlendirme, analiz ve senteze dair çocuklara ne veriyoruz? Görevler veriyoruz. Yani çocuk yine buradan bir görev seçiyor, yerine getiriyor, buraya geçiyor. Bir görev seçiyor, yerine getiriyor, buraya geçiyor. Bir görev seçiyor arkadaşlar, yerine getiriyor. Peki en son aşama ne dedik? Değerlendirme aşaması dedik. Artık çocuklar görevleri yerine getirdikten sonra kendi öğrenmelerini değerlendiriyorsa, öz değerlendirme yapıyorsa ya da arkadaşlarıyla birlikte değerlendirme yapılıyorsa, birbirlerini değerlendiriyorlarsa, akran değerlendirmesi yapıyorlarsa ya da ben uzman değerlendirmesine yer veriyorsam bu da beni nereye götürecektir? Burası da beni 5. aşama olan değerlendirme aşamasına götürecektir. Şimdi lütfen dikkatle dinleyin. Şuradaki değerlendirmeden kastettiğim ölçme değerlendirme faaliyetidir. Yani ölçme dersinde gördüğünüz çoktan seçme testler, boşluk doldurmalar gibi ölçme araçlarının kullanıldığı, ölçme ve değerlendirme faaliyetlerine yer verildiği değerlendirmedir. Ama sakın kafan karışmasın. Şuradaki değerlendirme Bloom'un taksonomisinde yer alan şuradaki canlılar nedir? Etrafı şuraya al. Ha, buradaki arkadaşlar nedir? Değerlendirmedir. Yani burada hedefleri, hedeften bahsediyoruz. Bakın, Bloom'un taksonomisindeki değerlendirme düzeyindeki hedeften bahsediyoruz. Ama burada yaptığımız ölçme değerlendirme faaliyetlerinden bahsediyoruz. Şurası hedeftir, burası ölçme değerlendirmedir. 5. aşamada bu nedenle ya öz değerlendirme ya akran değerlendirmesi ya da bir uzmanın arkadaşlar değerlendirmesi var.
Ama basamaklı öğretim çağdaş mıydı? Çağdaştı. O zaman çağdaşlarda süreç artı sonuç değerlendirmesi yapılıyor muydu? Evet. O zaman burada da yine süreç artı sonuç değerlendirmesi olacak mı canlar? Olacak. O zaman sen bu değerlendirme aşamasında çağdaş olduğu için yapılandırmacı da anlattım. Tümel otantik değerlendirmeler kullanılır dedim. Portfolyo ve performans gibi değil mi? O zaman sen buradaki değerlendirmede portfolyo da performans değerlendirme yine ne yapabilirsin? Kullanabilirsin. Canlarım mantık. O yüzden bakın 3 soru tarzımız gelir. 1. Basamaklı öğretimi bu şekilde ya da bu şekilde anlatan bir parça gelir. Hangisidir der. 2. Birinci öncül, ikinci öncül, üçüncü öncül deyip basamaklı öğretimin aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe basitten karmaşa oldu. Bloom'un taksonomisine göre, hedeflere göre görevler verildi. Çocuğun bir görevi seçtikten sonra ve bunu tamamladıktan sonra bir üst basamağa geçtiği tarzında sorular gelir. 3. Ya da Bloom'un taksonomisi dediğimiz hedef alanlarına ilişkin basamaklı öğretimi kullanır ama aslında soru Bloom taksonomisidir. Tarzında sorularla ne yaparsınız? Karşı karşıya kalırsınız. Dikkat etmeniz lazım. Bak içimden bir şöyle dedi. Sanki arkadaşlar kamera karşısında hocam o parça sorusu nasıl gelir der gibi arkadaşlar duydum. Der ki bir öğretmen canlılar ve yaşam ünitesini anlatırken çocuklara öncelikle canlıları tanır, canlıları bilir, canlılarla ilgili örnekler verir gibi hedef kazanımlara yer vermiştir. Çocuk bu hedef kazanımlardan bir tanesini yerine bir tanesini seçer ve yerine getirir. Daha sonrasında yerine getirdikten hemen sonra canlıların besin döngüsü içerisinde ya da canlılardan bitkilerin fotosentez sonucunda açığa çıkardığı ATP ile ilgili bir problem verir. Çocuklar bu problemi de çözer. Çözdükten sonra öğretmen öğrendikleri konuya ilişkin bir kavram haritaları hazırlamalarını sağlar der. Bir şey dikkat ettin mi? Önce hayvanları tanır. Sonra bununla ilgili problem çözdü. Sonra bununla ilgili kavram haritası oluşturup analiz yaptı. O zaman giderek basitten karmaşa, zihinsel açıdan zorlaşan, önce bilmeyle başlayan, sonra uygulamayla devam eden, sonra analizle devam eden bir süreçten mi bahsetti? O zaman bu basamaklı öğretimdir. O zaman canlar, bak şuradaki notuma bir not daha ekliyorum. Beni dikkatle dinleyin. O zaman size verilen bir parçada verilen etkinlikler, bakın basitten karmaşağa doğru gidilmişse ya da verilen canlar, şöyle yapalım, etkinlikler aşamalı olacak şekilde gittiyse ya da verilen etkinlikler bir hiyerarşiye bağlı olarak canlar verilmişse işte o zaman diyeceksin ki orada ne vardır? Basamaklı arkadaşlar öğretim vardır diyeceksin. O zaman orada ne varmış canlar? Basamaklı öğretim. Çocuk adım adım basitten karmaşağa doğru gidiyorsa, aşamalı ve hiyerarşik bir şekilde ilerliyorsa basamaklı öğretim. Hocam ama adım adım dediğim bu programlı öğretimle de karşılaşabilir. Programlı öğretimde konuyu küçük parçacıklara bölerek her konuyu öğrendikten hemen sonra anında dönüt düzeltme vererek ilerliyorduk. Ve orası çocukların bireysel farklılıklarını dikkate almıyordu. Ama burası çocukların bireysel farklılıklarını dikkate alıyor ve burada seçimi kim yapıyor? Çocuk yapıyor. Ben programlı öğretimde çocuğa seçim hakkı verdim mi canlar? Vermedim. Tamam mı? O zaman an itibariyle basamaklı öğretimi bitirdik. Şu iki tane nota lütfen ne yapın canlarım? Dikkat edin. Sizleri seviyorum. Sağlıkla ve mutlu arkadaşlar. Her zaman kalın. Hadi gelin bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle.